Migros'u sadece gıda perakende şirketi olarak bakmamamız lazım. Ayrıca bir teknoloji şirketi yolunda da önemli adımlar atıyor. Zaten kullanılan application'lardan da bence bunu görebiliriz fazlasıyla. Şirket gerçekten altyapı yatırımlarını ve depolama yatırımlarını oldukça fazla arttırdı. Bizim de hisse önerileri listemizde olan şirketlerden bir tanesi. Endeks tarafı sert geri çekilmiş olsa da bugünkü direnen hisse senetlerinden bir tanesi Migros'tu. Ve ben yukarı yönlü ivmelenmenin açıkçası orta vadede devam edeceğini düşünüyorum. 496,5 seviyesi buradaki pivot seviyemiz. 496,5'un üstünde kalınması durumunda 525 seviyesi hedef haline gelebilir. Geri çekilmelerde de 496 ile 469 seviyesi yakından takip edilmeli. Sadece gıda perakende olarak bakmamamız gerektiğini tekrardan vurgulayayım. Çünkü şirketin çokça fazla markası var. Yani Makro Center'dan tutun, kioskundan devam edin. Özellikle kadın izleyicilerimizin daha çok ilgisini çekebilecek Mion mağazaları var. Yeni yeni açıldı ve her yerde çokça fazla var. Kişisel bakım ürünleri ağırlıklı bir aslında mağaza. Zaten Migros'un genel itibariyle birçok mağazalaşma anında olduğunu biliyoruz. Hani eskiden şöyle bir algı vardı. Migros biraz daha diğer gıda perakende şirketlerinden daha içerisindeki ürün bazında daha pahalı bir şirket olarak görülüyordu. Hani indirim marketleri mi Migros mu dediğiniz zaman indirim marketlerine bu denli bir enflasyonun yukarı yönlü gittiği yerlerde müşteri bazında baktığınız zaman Migros'taki o pahalı algısı biraz daha fazlaydı. Ama son zamanlarda gerçekten fiyatlama mekanizmaları birbirlerine o kadar çok yaklaştı ki bütün şirketlerin ve maliyetlerin artmasından kaynaklı olarak hemen hemen ürünlerin aynı fiyatlara satılması bence Migros'un da o süreç içerisinde bu algıyı biraz daha dağıtmasına sebebiyet verdi. O yüzden ben orta vadede Migros'un takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.